Sevgili seyirciler, bendeniz Savaş Kalafat, Business Channel Türk TV ekranlarına hoş geldiniz. Bugün bir hanımefendi konuğum var. Kendisi bir profesör. Şimdi ben programda önce kendisi dedim ki, ne kadar gençsiniz dedim. Dedi ki, ben dedi o kadar genç görünüyorum ama dedi, aynı zamanda profesör. Bakın, profesör olmak çok kolay bir şey değil. Yani siz bir bölüm mezun oluyorsunuz, sonra onun yükseğini okuyorsunuz. Sonra onun doçentliği var, profesörlüğü var, aşama aşama. Makalelerinizin yurt dışında dergilerde yayınlanmış olması var. Yani hayatınızın büyük bir kısmını eğitimle geçiriyorsunuz. Bu tabii sizin idealist olmanızla ilgili bir şeydir. Şimdi birazdan kendisine soracağım. Zaten kamera gösterdiği zaman diyeceksiniz ki evet haklıymışsınız. Profesör Doktor Esra Üzer Çelik. Kendisi İzmir Katip Çelebi Üniversitesi'nde Restoratif Diş Tedavileri bölümünde ana bilim dalı bölümü başkanı. Doğru mu söyledim bilmiyorum. Çok doğru. Doğru mu söyledim? Evet. Peki, hoş geldiniz Esra Hanım. Merhabalar, hoş bulduk. Bakın çok güzel gülümsüyorsunuz. Şimdi siz bir hem akademisyen olarak, öğretmen olarak, hoca olarak çocuklarınızı da böyle gülümsüyorsanız şimdi o ders seyredilir ya da okunur, takip edilir. Gerçi bu pandemi döneminde ne yaptınız bilmiyorum. Herhalde uzaktan eğitimde tahmin ediyorum. Maalesef çoğunlukla uzaktan eğitim, yüz yüze eğitimi yapamadık. Sadece uzmanlık öğrencilerimize daha küçük gruplarla pratik eğitimlerde özellikle. Sizin meslek uygulamalı değil mi? Yani orada illaki olması gerekmiyor mu çocukların? Evet, bence en zorlanan bu pandemi döneminde en zorlanan branşlar uygulamalı branşlar. Çok zor oldu. Belli bir döneme kadar yine kapattık ama sonra açmak zorunda kaldık. Çünkü pandeminin ne kadar süreceği belli değil. Zaten YÖK de o şekilde bir karar aldı. Ve uygulamalı bir alan uzaktan olmuyor. Bu sefer öğrenciler fakültede edinmeleri gereken tecrübeyi kazanamıyorlar. Daha sonra iş yaşamlarında çok problem olacağı için mümkün olduğu kadar kurallara uyarak biz tabii ki öğrencileri Haziran'dan beri yüz yüze eğitimde pratik uygulamalarda yüz yüze eğitim veriyoruz. Şimdi Esra, yine iltifat edeceğim ama bu haksız iltifat değil. Bakın, gülümsüyorsunuz. Bu birinci, bir puan buradan gelir. Teşekkür ediyorum. İkincisi, artikülasyonunuz ve diksiyonunuz iyi. Kelimeleri düzgün seslendiriyorsunuz. Yani kelime yutması yok. Siz bu konuda eğitim aldınız galiba. Evet, eğitim aldım ama bu aslında biraz küçükten gelen bir özellik. Şöyle, benim babam çok fazla haber izlerdi. Bizim evde sadece haber izlenirdi diyebilirim. Ya da haber programları ve tartışma programları. Tabii ki özellikle eski dönemlerde bu programları gerçekleştiren spikerler ya da program yöneticileri bu alanda çok başarılı. Bence o benim biraz hafızama kazınmış. Onun da etkisi olduğunu düşünüyorum. Bir de seviyorum. Yani Türkçe güzel ama kullanmayı seviyorum. Ama eğitim aldınız değil mi? Doğru aldım. Mu? Eğitim aldım. Tamam, doğru. Süper. Bence aslında doğru iletişimde o eğitimi de almak gerekiyor biliyor musunuz? Çünkü siz mesela sadece hekim değilsiniz, iletişim de kuruyorsunuz ya, öğrencilerinizle o uygulamalı derslerde. Yani anlaşılabilir olmak çok önemli. Türkçeyi iyi bilmek çok önemli. Bir de modern olmak. İşte aslında Ulu Önder Atatürk'ün Türk kadınlarına önerdiği donanımlı, ayakları üzerinde duran, hakkını arayabilen, hakkını savunabilen Türk kadını. Bu çok önemli bir şey. Katılıyorum. Onun için de kendinizi çok iyi ifade etmeniz gerekiyor. Doğru yerde, doğru kişiyle, doğru şekilde. Tabii o da biraz eğitim gerekiyor o açıdan. Evet. Yani beden dilinizi diksiyonla birlikte kullanabilmek için. Şimdi efendim, dönelim biz konumuza. Diş hekimliğini konuşacağız. Şimdi ben mesela bakıyorum, biraz önce dedim ya, çok gençsiniz. Genç, siz dediniz ki ben belli bir yaşa sahibim. Adınız, yaşınızı söylemiyorum. Peki niye akademisyen oldunuz? Mesela diş hekimliğinde hekim olarak devam edebilirdiniz hayatınıza. İdealinizde böyle akademisyenlik var mıydı? Öğretim görevlisi olmak, İlk bölüm başkanı olmak. Yok, hayır. İlk başlarken öyle değildi aslında. Ben sağlık alanında çalışmayı çok istiyordum. Çünkü iki isteğim vardı. Birincisi zihinsel becerileri kullanabilmek. Yani bu beni mutlu ediyor. İkincisi de sosyal bir işimin olmasını istiyordum. Yani sağlık alanı bu açıdan gerçekten avantajlı. Temas var çünkü. Evet. Sahadasınız evet. Yani. Direkt sahadasınız. Birçok insanla temas halindesiniz. Ve bu nedenle de sağlık alanında tercih yaptım. Tabii ki üniversite sınavında aldığım puanla birlikte diş hekimliğini kazandım. Şimdi diş hekimliği çok güzel bir branş. O açıdan şanslıyım. Çünkü hem
okumak zorundasınız, zihinsel becerilerinizi kullanıyorsunuz. Onun dışında aynı zamanda sosyal, çok hastanız var ve sanatçısınız. Özellikle benim branşım. Gerçekten güzel sanatlara gitmek gibi bir şey. Evet, evet. Bazen kendimi heykeltıraş gibi hissediyorum açıkçası. Benim branşımda biz estetik de çok fazla çalışıyoruz. O açıdan avantajlı ama ben hep okumayı, öğrenmeyi çok seven bir insan olduğum için akademisyenliği tercih ettim. Onun devam sadece hasta bakmaktan beni daha mutlu edeceğini düşündüm. Ama bu tamamen size bağlı değil. Biraz da bazı şeylerin karşınıza çıkması gerekiyor. Türkiye'deki sistem o şekilde. Ve ben o şansları iyi değerlendirdiğimi düşünüyorum. Şimdi Esra Hanım, zor bir hocamsınızdır. Evet. Notunuz kıt mıdır? Evet. Çok yani aşırı kıt değildir. Ama belirli hedeflerim var derslerimde. O hedefe ulaşmayan öğrenciyi de başka şeyleri de düşünerek. Çünkü bu bir mesleki bir branş. Yani bir meslek ediniyoruz. Mezun etmek içime sinmiyor. Genelde de o yönde hani öğrencileri de motive ederek. Bir de tabii sağlık alanındaki bir işi yapacaksanız, yapıyorlarsa birileri donanımlı yetişmek zorundalar. Kesinlikle. Mezun olmak zorundalar. Yani belli bir eşik seviyesini geçmek zorunda ki ileride hem kendisi için o iyi bir durum hem de hasta için. Tabii en çok hastayı düşünüyoruz ama ki başarısız olduğu zaman motivasyonunu kaybediyor. Bu sefer meslekten soğuyor. O başarısızlığı burada yaşayıp onu atlatması bizim için daha önemli aslında. Peki hayatınız nasıl geçiyor? Yani hekimlik yapıyor musunuz? Yapıyorum. Yapıyorsunuz. Okula da gidiyorsunuz. Gidiyorum. Evinize de gidiyor musunuz? Gidiyorum. Şu aralar en çok evdeyiz diyebilirim evet. Özellikle. Son iki senedir. Tabii pandemi değil de evdesiniz. Yani, konuyu nereye getireceğim biliyor musunuz? Yani eşkolik misiniz demek istiyorum da bunu birden diyemedim. Yani şimdi ben buraya gelmeden önce eşkoliğin bir tanımına baktım. Eşkolik sözlük anlamı olarak mesleğini çok seven ve çok çalışan anlamına geliyor. Evet. O özellikleri taşıdığımı düşünüyorum. O nedenle de bazen gerçekten bu işi yaparken vaktin nasıl geçtiğini anlamıyorum. İşkolik olduğumu söyleyebilirim. Peki. Eşim öyle söylüyor en azından. Evet, vallahi. Onu da. Yani mutluysanız sıkıntı yok. Evet, çünkü mutluyum. Çünkü kabulleniş önemli. Yani mesela benim eşim de bir televizyoncudur, gazetecidir. Benim halimden anlıyor. Ben de onun benim halimden anladığından çok memnunum. Çünkü öbür türlü çatışma olur biliyor musunuz? Yani sizin eşiniz sizi takdir ediyorsa, anlayabiliyorsa, neyin için yaptığınızı biliyorsa zaten kimi ne ilgilendirir? Hiç kimseyi bir şey ilgilendirmez. Onun için önemli olan sizin mutlu yaşantınız, mutlu aile yuvanız. Bu önemli. Kesinlikle. Peki, şimdi gelelim yaptığınız işlere ve mesela bu restoratif diş tedavileri kürsüsü ya da bölümü neleri kapsıyor? Aslında bizim kürsümüz diş üzerindeki tüm hastalıkları önlenmesi erken dönemde tedavisini kapsıyor. Diş varsa eğer orada o daha çok bizim alanımız. Yani öncelikle hastalıkları önlemeye çalışıyoruz. Erken safhada tespit edip onları tedavi etmeye çalışıyoruz. Tabii bazıları da böyle daha operasyonel anlamında geliyor. Diş hastalıklarının tedavisini inceleyen bir anabilim dalı olduğunu söyleyebilirim. Yani bu işte çürükler. Evet, çürük bizim daha çok alanımız. Çürük, travma olabilir. Aşınmalar dişlerde zaman içerisinde veya bazen genetik, gelişimsel, doğum sırasında oluşan, patolojilerden oluşan diş hastalıklarımız ortodonti var. Ortodonti de girer mi bu işin? Hayır, ortodonti bizim girmez. Alanımız değil. Evet. Peki şey girer mi? İmplant teknolojisi hayır, girer. O da girmez. Değil. İmplant diş yokluğunda olan bir durum. Evet, ortodonti de aslında ama dişlerle alakalı. Ama köprüler falan, köprüler falan girer mi? Köprülerde diş eksikliğinde. Diş eksikliği. Daha çok diş çürüklerinin tedavisi yani normal dolgularımız ve estetik tedaviler. Şimdi bakın siz profesörsünüz, bir soru soracağım size. Tabii. Şimdi bir dönem önce bilim insanları kendi aralarında şöyle bir konuşma geçiriyorlardı. Ya biz öyle bir şey gerçekleştireceğiz ki bir süre sonra o diş çene kemiğinin üzerine diş kökleri yerleştireceğiz. Sonra hı hı. O tıpkı çocuklukta olduğu gibi o kökler çıkacak, kocaman diş olacak. Bu mümkün mü? Bununla ilgili çok çalışmalar var aslında özellikle Amerika'da. Bazı çok da ilerleme kaydedildi. Yani diş minesinin
taklit edilmesi veya dişin taklit edilmesi. Ama sadece bu yeterli değil. Yani dişin oluşumu ve sürme bir dizi olaylar zinciri. Özellikle onu doğru pozisyonda, yani tam istenilen şekilde oluşturmakta ve doğru pozisyonda sürdürmekte şu anda birazcık daha o konuda çalışmak gerekiyor. Çalışmak tam istenen gerekiyor. Pozisyonda değil. Ama onunla ilgili gerçekten özellikle Amerika'da ve Uzak Doğu'da çok çalışmalar var. Gelecekte mümkün olabilir diye düşünüyorum. Kök hücreyle çalışıyorlar bildiğim kadarıyla. Evet, kişiye özel, yani kendi dişlerinin çıkması anlamında. Evet, kök hücreyle çalışıyorlar. Dişin o anatomisini ne göre onları bizim scaffold dediğimiz bazı yapılar içerisinde oluşturmaya çalışıyorlar. Çünkü sadece mine elde etmeniz önemli değil. O hastaya uygun. Şimdi bir eksiklik var, üstte bir diş var diyelim ki. Ona uygun morfolojide onu üretmeniz gerekiyor. Daha sonra da onu sürdürmeniz gerekiyor. Ve bu sürmenin belli bir seviyede durması gerekiyor. Peki, bir şey yani söyleyeceğim. Hep sürmez. Böyle bir şeyin çünkü varlığı sizi heyecanlandırır mı? Evet ama şimdi tabii ki diş hekimliğinde devrim niteliğinde bir gelişme olur. Branşlarda inanılmaz bir değişiklik olacaktır. Çünkü mesela diş eksikliği... Bazı branşlar ortadan kalkar belki de. Kalkmasa bile buna yönlenecektir. Yani bunun üzerinde daha çok çalışılacaktır. Yani ayrı bir branş oluşacaktır. Bazı branşlar buna evrilecektir de diyebilirim. İmplant ortadan kalkar. Evet, böyle bir şey olsa. İmplant değil de bunu yapmaya çalışacaktır, evet, implanttaki. Belki... Yani o şekilde bir evrilme olacaktır. Peki şimdi bu diş beyazlatma denilen bir şey var biliyorsunuz. Evet. Bir şey diyorum, parantezin içini siz dolduracaksınız. Şöyle ki mesela insanlar diş beyazlatmayı öncelikle niye tercih ederler? Bunu hastalarınızdan zaten 3 aşağı 5 yukarı bilgilerini alıyorsunuz. İkinci soru, bu diş beyazlatmanın bir önü başlangıcı sonu var mıdır? Yani 3 kere mi 5 kere mi 150 kere mi? Yani böyle bir ölçü var mıdır? Üçüncüsü, diş beyazlatma sıkıntılı bir şey midir? Yani hastanın bir süre sonra geri dönülmeyecek bir tahribata neden olan bir dişe sahip olmasını mı gerektirir? Korkusunu mu gerektirir? Bunları merak ediyorum ben. Şimdi tabii gülüş aslında hem yüz estetiğinde çok önemli. Kişilerin sosyal iletişimde en çok dikkatini çeken bir durum diyebiliriz yüzde. Ve yapılan araştırmalarda da dişlerde de aslında en çok dişin rengi ilk başta kişinin dikkatini çekiyor. Yani böyle şekil bozukluklarından ya da çapraşıklıktansa diş rengi. Doğal renk hangisidir? Beyaz mıdır? Hafif sarı mıdır? Normalde sarı beyaz veya gri beyaz renkleri var ama diş renklerinin skalası biraz geniş. Yani bizim düşündüğümüz gibi tek bir doğal değil. Topluma göre de değişiyor. Topluma göre değişiyor. Genetik duruma göre. Evet, evet, genetik yapılara göre değişebiliyor. Ve genelde biz 16'lık bir skalada inceliyoruz diş renklerini. Yani şu anki skalamıza göre sık kullandığımız 16 tane farklı birbirinden diş rengi var diyebilirim. Türkiye'deki trend nedir? Türkiye'deki trend genelde sarı beyaz. Sarı beyaz. Evet, sarı beyaz, doğal, sarımsı. Eskiden mesela beyaz dişler vardı. Bakıyordunuz böyle, hatta şey derlerdi, akşam feneri. Böyle bembeyaz dişler. Yani şimdi şöyle, sağlıklı dişler, güzel gülüşler gibi bir slogan var estetik diş hekimliğinde. Tamam, anlıyorum. Sağlıklı dişler gerçekten güzel görünür. Mesela siz de gülümsediğiniz zaman dişleriniz çok sağlıklı gözüküyor. Evet. Şimdi beyaz mı daha iyidir? Doğal renge yakın olanı mı daha iyidir? Yoksa başka bir renk mi? Şöyle, tabii ki kişinin ten rengi de önemli. Açıkçası. Yani esmer birisinin, evet, çok beyaz olursa sırıtabileceğini söylüyorsunuz. Evet, çünkü zaten esmer kişilerde dişler olduğundan daha beyaz görünür. Ama bu estetik bir kavram olduğu için hani bunun şu daha iyi diyemiyoruz. Sağlık açısından da bunun bir sakıncası yok. Bu tamamıyla kişinin estetik algısı. Eskiden mesela hep doğala yönlendirilirdi ama şu anda estetik tren çok değişti. Artık biz bunu hastaya bırakıyoruz. Sadece biyolojik sınırlar için. Yani ona zarar vermeyecekse eğer, o zaman hastanın istediği şekle sokmaya çalışıyoruz. Şu an yeni genel bakış bu şekilde estetikte. Ama tabii bu sağlıklı dişlerde değil, protezlerde vesairelerde siz galiba, değil mi? Doğru mu söylüyorum? Evet, hepsinde. Sağlıklı dişlerde de kişi dişinin rengini açmak istiyorsa bu hekim kontrolü, tabii ki hekim kontrolünde ise bu yapılabilir. Yani şimdi 8-10 ton biz açabiliyoruz. Kadınların kuaföre gittiği zaman saçım rengini açtığı zaman bir madde sürüyorlar. Onun gibi dişler de açılabiliyor mu? Evet, dişlerin rengi, yani orijinal sizin örneğin, siz herkesin bir diş rengi var.
doğuştan gelen, zaman içerisinde bizim aldığımız renklendiricilerle dişler üzerinde lekeler oluşup koyulaşabiliyor. Temeli beyaz mıdır dişin? Hayır. Her sarı da olabilir. Şimdi bu koyulaşma ayrı. Bunu işte bu macunlar ya da yüzeyden aşındırarak bunu uzaklaştırabilirsiniz. Ama bu dişi beyazlatmaz. Evet. Diş beyazlatma dediğimiz şey profesyonel, daha farklı bizim kullandığımız bazı jeller var, peroksit içeren. Biz hastalara onları uyguluyoruz. Bu jeller dişin içine nüfus ediyorlar. Dişin içindeki renklendirici renkleri, pigmentleri parçalıyorlar. Ve biz böyle bu şekilde dişleri 8-10 tona kadar... Hipo gibi yani. Bir nevi. Yani çamaşır ama, suyu diyemedim de. Bir nevi. Ama tabii ki bunun dozu hepsi çok belirli ve bu hem dünya standartlarında da kabul edilen Avrupa ve Amerika. Türkiye daha çok zaten Avrupa standartlarında çalışıyor. Yapılan bir işlem. Biz buna profesyonel beyazlatma diyoruz. Bunun kesinlikle hekim kontrolünde olması gerekiyor ama. Yani her eczaneden alıp da kullanamazsınız. Kullanmamalısınız belki de. Zaten bir kısmı satılmıyor. Evet. Onlar tamamen hekimlere satılıyor. Eczanelerde satılan bir kısım ürünler diş macunu şeklinde. Onlar zaten sadece lekeleri çıkarır. Peki bir şey söyleyeceğim. Dişe mesela diyelim ki bu uygulamayı yaptınız. Bu sırada bir vücutta reaksiyon oluşur mu? Diş etinde reaksiyon oluşur mu? Alerjik bir durum oluşabilir mi? Hı hı. Mesela dişin içinde biliyorsunuz sinir kökleri var. Evet. Onlara etki yapar mı? Yani dişin formasyonunu değiştirir mi? O anlamda bir sıkıntı var mı? Şimdi hekim kontrolünde ise güvenli. Bazı sıkıntılarla tedavi esnasında karşılaşmamız mümkün. Öncelikle hastanın ona uygun olması lazım. Her hastaya yapamıyoruz biz bu tedaviyi. Ya da önceden yani hazırlık yapmamız gerekiyor. Ve evet diş bazen hassasiyet oluşturabiliyor. Bu hassasiyet bazen şiddetli de olabiliyor ama öyle bir durumda biz tedaviyi modifiye ediyoruz ya da tamamen kesiyoruz etkeni bulamazsak. Ve bu kalıcı bir hasar oluşturmuyor dişlerde. Ama dediğim gibi bu kesinlikle hekim kontrolünde yapılmalı. Çünkü hekim o tedaviyi nasıl yönlendireceğini, hastanın dişine göre nasıl uygulayacağını biliyor. Ben bu açılardan güvenli bir tedavi, tüm dünyada da uygulanan bir tedavi bu. Şimdi siz dediniz ki bizim bir özel bir aparat şeyimiz var. Materyalimiz var. Ekstret var ya da işte jel neyse adı. Onu uyguladığımız zaman o sadece yüzeyi değil içine de nüfuz ediyor. Evet. Peki beyazlattık. Çok güzel bembeyaz dişler. Kahve içtik. Sigara sağlığa zararlıdır. Onu söyleyeyim. Çeşitli boyayan yiyecekler ve içecekleri kullandık. Dişimiz gene sararmaya başladı. Şimdi bir kere içi beyaz onu biliyoruz. Çünkü o jel girdi ya içini beyazlattı. İçi de renklenir mi mesela böyle bu tabii malzemeyi kullandığımız zaman? Şimdi şöyle içi de renklenebilir. Normalde çünkü diş su geçiren bir yapı. Bizim o nedenle geçirgen. Evet. Zamanla kendi dişlerimiz de renkleniyor. Yani aslında hepimizin yaşımız ilerledikçe ilk doğduğumuza göre daha renkli oluyor dişleri. Ama biz de diyelim ki bir beyazlatma tedavisi yaptırdık. Daha sonra 2 sene sonra, 1 sene sonra geri döndüğünü hissettik. Bu durumda tekrar hekimize başvuruyoruz. Biz bu hastalarımıza ilk olarak profesyonel temizlik yapıyoruz beyazlatmadan önce. Eğer sadece renkler dışsalsa zaten o zaman hasta evet tatmin oluyor. Ama evet, buna rağmen hasta eğer tatmin olmazsa genellikle 2 sene üstünden geçtikten sonraki hiçbir zaman eski rengine dönmez. Birkaç koşul dışında ondan da bahsedeceğim. O durumda tekrar çok daha kısa süreli bir uygulama ile eski rengine, yani ilk beyazlattığımız renge ulaşabiliyoruz. Anladım. Yani o da mümkün diyorsunuz. Evet, mümkün. Peki, bunun için bir yaş sınırı var mı? Çocuk, evet, büyük? Evet. Bizim genelde aslında şöyle 18 yaşından küçük hastalarda biz bu tedaviyi uygulamayı çok tercih etmiyoruz. Sadece çocukta patolojik bir renklenme varsa bazen olabiliyor farklı nedenlerle. Genelde neden olur? Genetik olabilir bu patolojik renklenmeler veya süt dişi iltihapları daimi dişlerde bazen böyle lekeler oluşturabilir. Ateşli hastalıklar, bazı antibiyotikler, tetrasiklin antibiyotik özellikle halk arasında da biliniyor. Dişte
çok belirgin patolojik renklenmeler yapabiliyor. Eğer çocuğun psikolojisi bundan etkileniyorsa, ön dişlerde çok görünür bir alandaysa, o zaman hekim kontrolünde bu çocuklara müdahale edebiliyoruz. Ama sadece işte benim dişlerim biraz koyu, bunu açılsın diyorsa hastamız, 18 yaşından önce çok tercih etmiyoruz. Çünkü kooperasyonda sıkıntı olabiliyor tedavide. Ergenlik döneminde çocuklarımız ve bu hastalarda diş hassasiyeti, biraz önce bahsettiğim hassasiyet riski biraz daha yüksek. Daha fazla o nedenle ötelemeyi tercih ediyoruz mümkün olduğu kadar. Vallahi hocam çok güzel dersimi aldım ben. Bir tane sokabilirsiniz, hemen hepsini anlatırım yani. Teşekkür ediyorum. Ne güzel anlattınız. Çok sağ olun. Vallahi söylemek istediğiniz bir şey var mı? Ben her şeyi sordum. Evet, bu özellikle ben dışarıda satılan ürünlerle alakalı tekrar vurgulamak istiyorum. Şimdi ya da alışveriş. İnternet üzerinden, ortamında. Oradan da çok satılıyor. Şimdi hastalarımız tabii ki bunu bir şey umut ederek alıyorlar genelde. Hani beyaz dişlere sahip oluruz şeklinde. Ama biraz önce de bahsettiğim gibi bu materyallerin birçoğu sadece diş üzerindeki lekeleri çıkarır. O da dişe böyle 1-2 ton bir beyazlık, bir parlaklık kazandırır. Ama bizim diş beyazlatma dediğimiz tedavi kesinlikle bu değil. Çok daha etkili, evet, çok daha etkili bir tedavidir. Çok daha fazla biz diş rengini açabiliriz. Tedavi çok değişken, hastanın yaşına ve dişin koyuluğuna göre değişebiliyor. Bir seansta genelde yanıt aldığımız hastalar çok az. En az iki seans. Ama bazen hastanın diş durumuna göre 6 haftaya kadar, yani önce biz mesela bir seans uyguluyoruz muayenede, muayenehanemizde. Daha sonra hasta bizim kontrolümüzde bazı jellere devam edebiliyor. Aynı ilaçla tedavi gibi 6 haftaya kadar uzayabiliyor. Peki hocam bir şey söyleyeceğim. Pahalı bir şey mi bu? Evet. Yani şöyle, pahalı şu anda çok. Peki SGK kapsamında bir şey midir? Hayır, değil. Değil. Estetik tedavi, özel tedavi tüm kurumlarda özel ücrete tabidir. Tabii ki jeller yurt dışından geliyor. Şu anda kur da yükseldiği için o nedenle çok, yani orta düzeyde pahalı Türkiye diyebilirim. Türkiye bu konuda teknolojiyi aslına bakarsanız çok yakından takip ediyor. Evet. Yani mesela sizin bu anlattığınız şeyin teknolojisi de dünyayla aynı anda yürüyoruz galiba, değil mi? Doğru mu? Evet, doğru. Ancak hani var Türkiye'de şu anda bunun üzerinde çalışan kuruluşlar var. Birkaç malzeme de var. Ama açıkçası benim kullandığım yurt dışından gelen malzemeler hala birazcık daha etkili olduğunu düşünüyorum. Onları hocam bir tercih şey soracağım. Ediyorum. Bu eskiden karbonat sürerdi biliyorsunuz. Beyazlatmak için. Evet. Onun bir zararı var mı karbonat sürerdi? Şimdi bazı materyaller uzun süre sert fırçalama ile birlikte dişlerde aşındırma yapabilir. Benim biraz önce bahsettiğim bu özellikle eczanelerde satılan ürünler de öyle. Çünkü onların mekanizması şudur. Diş üzerindeki yüzeyi temizlemek. Evet, aşındırarak temizliyor ama. İşte şimdi karbonatı ne kadar kullandınız, ne kadar koydunuz, konsantrasyonu nedir? Ondan sonra fırça sertliği. Tabii bunlar birleştiği zaman dişlerde aşınma olabilir. Bir de ağzınız alkali olur. Evet. O nedenle biz genelde normal beyazlatma ürünlerini, böyle aşındırıcı olanları düzenli kullanımını çok önermiyoruz. Sadece macun üzerinde düzenli kullanabilir yazıyorsa onları kullanmaları öneriliyor. Yani çok fazla, çünkü şu anda piyasada beyazlatıcı diş macunu altında ürünler var, değil biliyorum, mi? Özel alanları var neredeyse hepsinin. Ama üzerlerinde çoğunun aşındırma değeri yok. Onun aslında bir değeri var ve onun altında olması lazım. Çoğu yazmıyor. Bu suç olabilir mi? Yani şu anda yasal olarak yazmak zorunda değil. Değil. Önerilen şey bir şey. Peki, yani o gerçekten yani Sağlık Bakanlığı'nın ya da Sağlık Kurulu'nun yasakladığı ölçülerin dışına taşamazlar, değil mi? Doğru mu? Sağlık ölçeğinin dışına taşma şansları var şu anda. Maalesef. Yani 250'nin üzerinde olmaması. RDA dediğimiz bir değer var. O zaman olmaması gerekiyor. Evet. Ya da çok kısa süreli biz onları genelde öneriyoruz. Eğer macun üzerinde düzenli kullanılabilir ibaresi yoksa genelde onları böyle 2-4 haftadan, hatta maksimum 2-6 haftadan fazla kullanmak dişlerde aşınmalara neden olabilir. Çünkü çoğunun içeriğindeki aşındırıcı miktarları çok belirgin değil. Aslında belki de en doğrusu hekime danışmadan hiçbir şey kullanmamak lazım. Normal, biz normal fırçalarımız, yani beyazlatıcı özellikle çok aşındırıcı değil de diğer normal diş fırçalı macunlarını
daha çok tavsiye ediyoruz. Eğer beyazlatma isteği varsa hastamızın hekime başvurabilir. Biz ona uygun bir çözüm bulmaya çalışırız genellikle. Peki. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Ne kadar güzel ediyorum. Konuştunuz, anlattınız. Vallahi insanlar anlamışlardır. Ben çok iyi anladım. Siz de çok tane tane konuştunuz, anlattınız. Anlaşılır bir lisanla konuştuk. Türkçe konuştuk yani. Evet. İnşallah bu söylediklerinizi, uyarılarınızı insanlar dikkate alırlar. Böyle lafları cımbızlayıp kendi hayatlarına adapte ederler. Umuyorum ben de. Çok güzel bir programdı benim için de. Nazik davetiniz için de çok çok teşekkür ediyorum. Çok zevk aldım gerçekten. Peki, çok teşekkürler. Sevgili seyirciler, tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.